rahatlık yapmasını sağlamaktadır. Oysa 8-10 yıl önceye kadar otobüsçülük güvenilir bir işletmecilik değildi. Bu iş alanına el atanların aralarındaki rekabet zaman zaman kanlı çatışmalar haline alıyordu. Bazı açık gözler karşı tarafı sindirerek iş sahasını tek başına ellerine geçirmeye çalışıyorlardı. Bunlar arasında en namlı, en belalı olan da Çerkez Reşit adında birisiydi. Siz burada kalın, ikiniz benden gelin. Pılını pırtını toplayıp gitmen için bir hafta mühlet vermiştim sana. Çoluk çocuğumun nafakası bu. Zaten kırık dökük bir otobüs çalıştırıyorum. Kırık dökükmüş, daha iyi ya. Al da molozunu başka hatta çalıştır. Biz otobüs işletirken dirseğimizin dibinde başkasını barındırmayız. İyi kötü geçimimi, düzenimi senin keyfine bozamam ben. Sözün kanun değil ya. Kanun mu değil mi anlarsın şimdi. Yetişin! Yetişin imdat! Haydutlar bastı! Polis yetişin! Yapmayın! Yapmayın diyorum! Sana ders olsun. Dilinizi tutmazsanız kökünden koparıp yutturmasını da bilirim ben adama. Yürüyün. Bir taksi çağır. Ağır yer alın. Merhabalar. Merhaba. Satıyor musunuz burasını? Evet, hem yazıhane hem de otobüs. Anlaşabilirsek biz almak istiyoruz. Yazıhaneyi de, otobüsü de. Biz Antepliyiz. Orada kamyonculukta az bir şey para yaptık. Eğer fiyatta anlaşırsak Antep-İstanbul arası otobüs seferi koyacağız. Vallahi kardeşim, fiyat cihetinde anlaşırız herhalde. Ama evelallah din kardeşiyiz. Ben para alacağım diye canınızı yakmak istemem. Çerkez Reşit'le tayfasını bilmiyorsunuz. Bakın şu halime. Badana boya vurduralı daha 2 hafta olmamıştı. Tam 700 lira verip tamirat yaptırdımdı. Bir baskın verdiler, darmadağın ettiler. Biz de Antepliyiz dedik abi. Ne yapalım, bir şansımızı deneyelim. Bir kere iş yapmaya kararlıyız burada. Bu imansızlar bildiğiniz gibi değil. Bir göz daha vermişler millete. Şurayı yangın arsasına çevirdiler. Tek şahit bulamadığımdan sustum, satışa çıkarttım. Benden söylemesi, kandırıp paranızı almak istemem. Sağ ol. İnsaniyetine teşekkürler. Belli, biraz sert ceviz herifler ama bizim dişimiz çok daha zorlularını ufaladı. Öyleyse para cihetinden anlaşırız. Otobüsü de, acenteyi de kendi malınız belleyin. Camları yenileyeceğiz. Karoseri de hafiften bir okşadık mı tamamdır. Motörde de pek bir şey yok galiba. Bu iş olmuştur aga. Nasıl buldunuz? Tamam, anlaştık. Yarın parayı sayar, kolları sıvarız evvelallah. Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Abi, bana da bayramlık alacaktınız, unutma. Aldınız bir aslanım. Ne zaman? Hemen şimdi. Nasıl, oldu mu keyfin? Yaşa abicim! Sen biraz öte beri al akşam için. Eve git, Yılmaz'ın bayramlığını alıp biz de geliriz. Bu da çok iyi bir mal, tam delikanlının bedeni. Söyle bakalım aslan parçası, hangisini sevdin? Bak, buna diyecek yok mesela. Hı? Hepsi de çok güzel. Hepsini almayacağıma göre, sen şunu bir giy bakalım.
Şöyle buyurun. Bir dakika. Buyursunlar efendim, emriniz. 12 yaşında erkek çocuk için spor ceket istiyorum. Şöyle buyurun lütfen. Bunlar en iyi mallarımız. Gerek dikiş gerek kumaş bakımından en üstün kalite. Şunu beğendim. Yalnız beden uyacak mı acaba? Beden ölçüleri şaşmaz küçük hanım. Ufak tefek düzeltme gerekirse getirirsiniz, yaparız. Bana o ceket al abi, o ceketi isterim. Bunca elbise arasında tuttu, o ceketi beğendi küçük bey. Ne yazık ki o beden tektir efendim. Eh, biz de başkasını alırız o zaman. İstemem, o ceket al buna. Çok beğendim onu, başkasını istemem. Yeter Yılmaz. Kendi söylediğim, beğendiğim ceket alacaktın hani. O ceketi istiyorum işte. Çocuğun kusuruna bakmayın. Ne de olsa çocuk. Buyurun, madem çok beğenmiş güle güle giysin. Nasıl olur, siz ayırtmıştınız onu. Başka bir tane alırım, çocuğu kırmayın lütfen. Teşekkür ederim. Karşılığında benim de bir ricam olacak. Yeğenim kardeşinizle aynı yaşta. Seçeceğim ceketi üzerinde denememe müsaade eder misiniz? Tabii, lafım olur. Ablaya teşekkür et Yılmaz. Teşekkür ederim. Bir şey değil yavrum, güle güle giy. Kardeşim adına ben de teşekkür ederim. Bir şey değil. Şunu çıkarır mısınız lütfen? Kıpırdama da üstüne doğru dürüst otursun. Tam üstüne göreymiş. Terziye ısmarlama kestirsen bu kadar tıp atıp oturmaz. Çok güzel Semih abla, teşekkürler. Hadi Reşit abinin de elini öp bakalım. Arslan, el öpenlerin çok olsun. Dur! Ben de bir hediye vereyim. Al şunu bakalım. Oğlum, bak böyle yapacaksın. Ailesinden İtalyan sustalısı. Nasıl açılıyor şrak diye. Sesi bile başkadır. Teşekkür ederim Reşit abi. Çocuğa sustalı bıçak vermen doğru mu? Erkek değil mi? Alışmalı şimdiden. Nasıl benim karşımda zar köpeği gibi titriyorlarsa... öyle salta durdursun karşısına çıkanları. Şart mı yani? Gülen bey mi olacak? Erkek olacak, erkek! Erkekliği yanlış öğretiyorsun. Kız sen mi bilirsin erkekliği, ben mi? Amca kızısın ama kanımızın ateşinden dirhem almamışsın. Çerkez kızları yalnız güzellikleriyle değil, cesaretleri, yürekli oluşlarıyla da meşhurdurlar. Güzellikten yana Allah için Çerkezliğin yüzünü artırsın maşallah. Ama silah dövüş sevmemen bizim gibi bir ailenin şerefine yakışmıyor. Ben böyleyim. Hemen alınma kız. Daha yakınım olmanı istiyorum. Ailenin en yakını. Anlıyorsun elbet. Anladığım epelik devrinin, öyle tabanca bıçak zarsurt devrinin çoktan geçtiği. Koskoca İstanbul gibi memleketin en medeni şehrinde yaşıyoruz. Dağda değiliz. Bizi dağlı etti çıktı be amca. Bakma, kadın kısmı nihayet. Tartıp ölçmeden ederler lafı işte. Hani size hürmetim olmasa elimin tersiyle ağzına bir çarpardım. Mesele etme. Laf ola konuşuyorum be amca. Aslında Semiha'nın bana kontura gitmesi hoşuma bile gidiyor. Dağlı dedi ya, inan ki gücenmedim bile. Öyleyse niye mesele edip uzatıyorsun? Evlenmek istiyorum Semiha'yla da ondan amca. Evlenmek mi? Yoksa benden iyisini mi bulacaksınız? Estağfurullah, bence bir mahsur yok ama bir kere de Semiha'ya sormalı. Ayıp be amca, bu lafı erkekliğine yakıştıramadım senin. Bizde aile reisleri öksürse kadınlar korkudan duvara yapışırdı. Özümüz, töremiz buyken, ne zamandan beri babalar kızlarına akıl danışır oldular? Bey abi, hediyemi getirdin mi? Sırası mı be oğlum, rahat bırak şimdi. Bu ne terslik be ya? Şu zibidilere bozuldum be abi. Hangi zibidilere? İki Antepli düdük. Kazım'ın otobüsüyle acantayı devraldılar. Tam temizlendik derken al sana bir bit daha. Boş ver sen be! Antep'lerin tekmil nüfusu transfer olsa ne çıkar? Veririz bir de ters yüz olup giderler. Hay yaşa be abi!
Her şey saat gibi. İstersek yarın Antep yoluna vurabiliriz aslanı. Motor da yürek gibi çalışıyor maşallah. Ne olur ben de tutayım İsmail abi. Tut bakalım ama çevirmek yok. Olur. Bak bak abi! Hani benim ceketi aldığınız dükkandaki abla değil mi o? Hayrola? Bir işim çıktı benim. Siz acenteye dönün, ben biraz sonra gelirim. Küçüktür diye bir laf vardır, doğruymuş. Gene karşılaştık. Tesadüf. Benim için yalnız tesadüf değil, şans. Biliyor musunuz, sanki çoktan beri tanışıyormuşuz gibi bir sevinç duydum sizi görünce. Nasıl, sizin küçük aslan memnun mu bayramlığında? Hem de nasıl, çocukluk güzel şey. Bir ceketle dünya onun oldu sanki. Hı hı. Parka doğru yürüyelim mi biraz? Bilmem. Günün bu saatinde dışarıda olduğunuza göre işiniz serbest herhalde. Öyle. Biraz dik kafalıyımdır da memuriyet falan zoruma gider. Annem de hep bankacı falan olmamı isterdi. Öyle boyun bağlı, elbise cetvel gibi ütülü. Ama ben istemedim. Babamdan kalan parayla eski model bir kamyon almıştım. Şoför müsünüz? Hı hı. Adı kötüye çıkmış bir meslektir ama insan kendi kendinin efendisidir. Bir de ortağım var, efendi bir çocuk. Antepliyim ben. Bir süre kamyonculuk yaptık orada. Sonra İstanbul'a gelip otobüsçülük yapalım dedik. Otobüsçülük mü? Nerede? Topkapı'nın orada. Bedavaya yakın bir yazıhane bulduk. Yalnız Çerkez Reşit diye bir takım varmış. Otobüsçülükte adam yaşatmazlarmış. Keşke hiç bulaşmasaydınız bu işe. Onlarla kolay baş edildi. Adamına göre değişir. O Çerkez Reşitse bana da Antepli İsmail derler. İnşallah çatışmazsınız. Çerkez Reşit akrabam olur da. Merhaba. İlk peşin bir tanışalım bakalım. Çerkez Reşit'i duymuşsunuzdur tabii. Evet. Biz onun kardeşleriyiz. Ben Katır Zeynel, bu Fehmi. Ben Ökkeş. Bana da Abdülkadir derler. İyi, ben de Abdullah. Bir arzunuz mu vardı? Akıllı bir adama benziyorsun, çabuk anlaşacağız. İnşallah. Tabii anlaşmazsak da paşa keyfin bilir. Başına bela gelmesini istemezsen çeker buradan gidersiniz. Ne demek istiyorsun? Bu çayırda sizi otlatmazlar demek istiyoruz. Vaziyetler kesat, ekmek aslan ağzında. Onu başkasına yedirecek kadar enayi dümbeliği değiliz. Buradan toparlarsınız öteberinizi yallah. Şansınızı başka yerde denersiniz. Boş laf ediyorsunuz. Akıl vericinize siz şansınızı başka kapıda arayın. Bak arkadaş, şimdi tatlı konuşuyoruz ama sonra... Acı konuşursan ne olur? Ağlatır mısınız yani? Bana bak usta, burası Antep değil. Kendinize gelin, yoksa çiftinizin postu pul etmez. Hadi uzatmayın da defolup gidin buradan. Arkadaş, sen hangi lisandan konuşuyorsun, söktüremedim. Bak bunu söktürür. Ya. Ay. 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 Ay.
Hey, durun be! Çekil şöyle kenara! Sen de dur şöyle! Nedir bu tepişme? Ben sizi buraya göğsün diye mi gönderdim? Anlaşılan meşhur Reşit sensin. Evelallah öyleyim. Hadi topla merkeplerini de işimize bakalım. Merak etme, ben onların kulaklarını bükerim ama siz de iyi düşünün, tatsızlık çıkarmayın. Hadi. Hadi yürü bakalım, taş arabası. Yaşa be abi. Yaşa be abi. Yaşa be abi. Yaşa be abi. Hey be, pızlara bak, taş gibi. Büyünce ben de abim gibi olacağım. Bana kızmışsınızdır herhalde sizinkileri bozguna uğrattık diye. İnanır mısınız, sevindim bile. Bana bir daha selam filan vermezsiniz diye çok korkmuştum. Bir kabahatiniz yok ki. Olsun. Ne de olsa hısımlanmışsın. Böyle bir dersi çoktan hak etmişlerdi. Teşekkür ederim. Ama beni dinlerseniz gene de ihtiyatlı olun. Onlardan çok sizin namınıza konuşuyorum. Bize sökmez. Yarın hayırlısıyla ilk sefere başlayacağız. Allah işinizi rast getirir inşallah. Dua edeceğim sizin için. Demek beni düşüneceksiniz. Ne zamandır ben de hep sizi düşünüyorum. Ne olur kızmayın bana. İçimden geldi. Daha doğrusu yani aşk dedikleri şey bu olacak. Bana kızmadınız değil mi? Hayır. Yolun açık olsun. Bak, Hakkı Efendi amca. Söyleyeceklerim belki hoşuna gitmeyecek ama söyleyeceğim. Semiha kötü yolda. Kötü yolda mı? Yalandır bu. Zeynel'le Fehmi peşine düşmüşler. Koruda buluşuyormuş. Hem de baş düşmanımız Antepli İsmail'le. Allah Allah! Semiha dünyanın en temiz kızıdır. Nasıl yapar? Kızma ama kabahat senin amca. Kızını dövmeyen dizini de vermiş. En iyisi bile üstünden sopayı eksik ettirme, böyle rezilliklere bulaşırız. Doğruysa veririm dersini. Bir etraflı konuşurum kendisiyle. Bu iş konuşmayla falan düzelmez amca. Kız kısmını hıspastı mı burnunun dikine gider. En iyisi evlendirmek. Bakalım herifin niyeti ciddi mi? Doğru mu dolaştıkları? Dolaştığından değil, benden evlenmeli. Başka türlü başa çıkamazsın amca. Gazetelerde her gün 1000 çeşidini okuyoruz. Allah muhafaza, ayağı bir sürçerse... İyisi mi basarız nikahı, Semiha da kurtulur, sen de. Bakıyorum kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Biriyle dolaşıyormuşsun, doğru mu işittiklerim? Doğru da olsa yanlış da ölürüm, gene Reşit abimle evlenmem baba. Neden be kız? Kör müyüz, topal mı? Yoksa cebimiz mi delik yani? Hiçbiri değil ama zorla evlilik olur mu? Olmaz da sokak sokak sürtülür mü yani? Bak kız, bilirsin severim seni. Sana karşı yumuşağımdır ama... ...hiç namus bahsine sardım, hiç bakmam, fena ederim. Ona göre iyi düşün de sonu kötüye varmasın. Doğru konuştu.
Reşit'le evlenmek zorundasın. Niye baba? Niye, sen niye? Babana hesap mı soracaksın yani? Öyle icap ediyor dedikse öyledir. O kadar. Gonsun Semiha. Gördün işte çekinecek bir şey olmadığını. Seferi kazasız belasız yaptık. Önemli olan bu ilk seferdi. Sevinmen lazım. Sevindim tabii. Çok sevindim. Dönüşünüzü seyrederken gözlerim bile yaşardı ama... Aması ne? Var sende bir şey. Niye üzgünsün Semiha? Reşit'e vermek istiyorlar beni. Hay Allah! Bir bu eksikti. Peki... Zorla mı yani? Zorla. Çok direndim ama nafile. Babam meseleyi açınca olmaz dedim. Reşit'le evlendirirseniz kıyarım canıma dedim. Fakat hepsi eski kafa. Bizim ailede kadın kısmının sözü mü olur ki? Çattık bu sizin Reşit'le be! Ama sen istemedikten sonra hava! Ne yapabilirler ki? Benimle evlenir misin Semiha? Sen istersen. Öyleyse bu gece. Hiç beklemeye gelmez. Bir yıldırım nikah yaparız. Reşit kimmiş be? Babacığım İsmail'e gidiyorum, ondan başkasıyla yaşayamam, beni affedin. Demek böyle. Tebrik ederim amca. Ama Semiha'nın yanına kalmayacak bu. Siz Hakkı kızı Semiha Paksoy, Mehmetoğlu İsmail Sönmez'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Semiha Paksoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye reisine vekaleten şahitlerin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Öttür bakalım İtoğlu! Elin yabanları işimizin dümenini de bozdular. Her gün müşteri kaçırıyoruz onlara. Suyu kaynadı zibidilerin. Hem de nasıl? Bu gece hesapları tamam. Mars, Abdo! İsmail efendinin zarı da direksiyonu gibi kuvvetli maşallah. Antepli demişler ona Zühtü usta, öyle bileği olanın zarı da yolu erkaniyle oturur elbet. İşler yolunda ya Antepli. Bin bereket Ragıp efendi. Allah izin verir de bu tempoda yürürse yakında bir ikinci otobüs çekmeye niyetimiz var. Oh oh, sevindim inşallah. Çerkez Reşit domuzu da hırsından kudurmaklı olur. Biz de o zaman zevkimizden dört köşe oluruz. Bizim aslan parçası ortalıkta yok, sinemaya falan mı gitti? Otobüsten çıkaramıyoruz ki, direksiyonu aşığı kerata. Kolay mı? İkinci otobüse şoför yetiştiriyoruz. Bu da hatırlı abi. Abi, Çerkez Reşit'le adamları yazıhaneye daha mı duman ettiler? Thank you.
Hayırlar! Bırak aslanım, bırak! Eğer suçluysa adalet verir cezasını! Yaktılar seni Abdullah! Ama Allah'ın huzurunda söz veriyorum, bırakmayacağım yanlarına! Hayırlar! Beni seversen yapma İsmail! Vazgeç, kavganın dövüşün sonu! Kendin de ziyanı zebil olursun! Abdullah! Teşekkür ederim afiyet kızım. Afiyet olsun babacığım. Ziyaretimizin bir sebebi de artık bu aile arası husumete bir son vermek. İyi olur. Duymuşsundur tabii. Bizim Reşit Abdullah'ı vurmaktan 24 yıl yiyecek. Evet. Ama sen mahkemede bu işin kazara olduğuna dair şahadette bulunursan... ...Reşit de bu işi 3-5 yıl, hadi bilemedin 7-8 yılla atlatır. Boşuna konuşuyorsun bey baba. Böyle bir şahitlikte bulunmam. Cezası neyse çeksin. Bak bunlar da aileden, yarın büyüyecekler. Kin gütmenin faydası yok evladım. Çocuk yüreklerine bu yaştan kan davası zehiri düşürmemek lazım. Haklısınız bey baba ama... En yakın arkadaşımın ölümü cezasız kalmamalı. Vallahi iyi bir düşün, bir büyüklük göster. Sana ailecek minnettar kalırız. Reşit biliyorsun ailemizin temel direği. Onsuz şunların hepsi dağılır, ocakları sönebilir. Niye öyle durgunsun Semiha? Bilmem. Sen de Reşit'in lehine şahitlik etmemi istiyor musun? Çekişmekten bıktım artık İsmail. Bir bebeğimiz olacak. Onun bir kavga ortasında dünyaya gelmesini istemiyorum. Çocuğumuz mu olacak dedin? Evet İsmail. Niye daha önce söylemedin hayatım? Fırsatını bulamadım ki. Tatlı kadınım benim. Sevgilim. En yakında olman sebebiyle... Cinayetin işlenmesinde görgü tanığı ve söz sahibi sensin. Evet. Anlat bakalım neler biliyorsun. Ortalık rekabet kavgası ile karışmıştı. Abdullah rahmetli güçlü çocuktu. Yamandı kavgası. Gözü dönünce hiçbir şeyi görmezdi. Reşit'in ailesinden iki kişiyi sıkıştırmış bir köşeye ver yansın ediyordu. Reşit kardeşlerinin ölümle burun buruna geldiğini görünce... ...silahını çekip ateş etti. Yani kardeşlerini korumak için vurduğunu söylüyorsun. Yapılan duruşmada otobüs işletmesi rekabeti sebebiyle... ...Abdullah Demir'i taammüden öldürmekten sanık... ...ceza kanununun 451. maddesinin C bendine göre... ...24 yıl ağır hapsi istenen Reşit Kara'nın... ...duruşmada tanıkların ifadesiyle... ...bu cinayeti kardeşlerini korumak gibi bir müdafaa durumunda işlediği sabit görüldüğünden... ...hafifletici sebeplere istinaden... ...cezası 5 yıla indirilmiştir. Yaşasın adalet! Seneler geçti. Antepli İsmail işini büyüttü. Bütün Türkiye'ye otobüs işleten bir şirketin sahibi oldu. Halk için bileği bükülmez bir kabadayı olduğu kadar... ...küçükleri koruyan, büyüklerine saygılı bir insandı da. Hadi be Anteplinin kardeşi! At çalımını da çelmiş de oynasınlar! Selam be! Kardeşi Yılmaz da büyümüş, hırçın bir delikanlı olmuştu.
Sanki Reşit'le İsmail'in düşmanlıklarını devam ettirmek ister gibi, mahalle maçlarında bile Reşit'in kardeşi Nevzat'la durmadan çatışıyorlardı. Dur yavrum, yoksa getirmem bir daha. Babam orada ama. Sabret, gelir şimdi. Baba. Baba. Geliyorum. Çocuklar, hakemliği bırakıyorum. Babacığım. Yavrum. Şükrü sen geç yerime. Baba oldun, hala çocuklarla bir olmaktan kurtulamadın. Ne yapayım, içimden bir türlü yaşlanmak gelmiyor. Hakem bey, bal gibi ofsayt. Buz gibi gol. Hakeme yüzdük! Çevreye yüzdük! Başına bak! Beleş yok oğlum, saymayız bu golü. Ha, niye saymıyorsun? Kör müsün zımba gibi gol? Kör babandır. Baba, katma, karışmam sonra. Bırakın beni de alayım şunun façasının tozunu. Ah ulan, kendi mahallen diye ötüyorsun. Nerede? Ne zaman istersen veririm dersini. Frenleri, lastiklerin havasını iyice kontrol ettin mi? Kontrol ettim abi. İyi. Benzin ikmalini yap, sefer hazır ol. Başüstüne İsmail. Hadi eyvallah. Güle güle. Hayrola bu saatte? Arabanı isteyecektim akşam. Olmaz. 40'tan yukarı gazlamam, söz. Olmaz dedim. Yengenle Ercan'a söz verdim. Emirgan'a götüreceğim. 40 yılda bir be abi. Ne 40 yılda biri? Allah'ın gecesi 12'lere kadar sürtüyorsun. Aklın fikrin gezmekte. Derse gelince Çalışıyoruz ya be abi. Ama ne çalışmak? Sana bitir şu liseyi dedik. Altına kız gibi bir Opel çekeyim. Ama dinleyen kim? Biliyorsun be abi, tarihçi garez bağladı bir kere. Hadi oğlum, biliriz bu ağızları. Dersini bilene hiçbir öğretmen takmaz. Sen git sürticine çalış, evinde de sınıfını geç. Ferdin o şekilde ahlaki alışkanlıkları vardır ki, evet, o çeşit hareketlerde bulunurken bunların ahlaki değeri üzerinde düşünmez bile. Örneğin bir büyüğümüzle konuşurken saygılı oluşumuz, aciz kimselere yardımda bulunmamız. Ferdin o çeşit ahlaki davranışları vardır. Muaşeret kurallarına uymamız, yalancılıktan hoşlanmamak. Antep'in kardeşi! Antep'in kardeşi! Ne var Topaç? Nevzat abi haber gönderdi. Abisine güvenmiyorsa viranede kozlarımızı teke tek paylaşalım diyor. Geliriz oğlum. Kaşınan eşek olduktan sonra tımarı bizden. Nereye Yılmaz? Dersin bitti mi? Bitti. Biraz çıkıp hava alacağım. Abin neredeyse gelir. Yemeğe bekleseydik. Fazla gecikmem. Gel canım. Ah be, bir şeytana uyup da gelsin. Siz görün cümbüşü. Antepli'nin kardeşimi tuzağa alınmış Antep fıstığı mı anlarsınız? Göz at bakalım, görünürde kimse var mı? Abime güvendiğimi söylemişsin, doğru mu? Ne yani, adım bile yok. Antepli'nin kardeşi, Antepli'nin kardeşi. İsmin mi bu senin? Meraklıysan kafa kağıdımı diz çöktürüp ezber okuturum Yılmaz abi diye. Bırak bunları. Ramazan topu gibi boş atacağına al dolusunu. Ne?
Antepli geliyor! Bırak abi, bırak dersini ayıp, vereyim şunun. Ayıp değil mi be, kazık kadar heriflersiniz, yakışır mı kavga etmek? Kendi istedi İsmail abi, maçta söylediklerini sokak köpeğinin önüne sürsen yemez. Ayıp değil mi sana? Kaşındılar, güya sana güveniyormuşum. Yalan mı yani, şimdi de o kurtarmadı mı? Yılmaz aslanım, kendinize güveniyorsanız teke tek dövüşün. Değil karışmak, hakemlik bile ederim. Tamam. Yalnız erkekçe ha, kalleşlik eden ilk yumruğu benden yer. Hadi. Kesin artık! Bunca tepiştiğiniz yetti! Sarılın bakalım birbirinize, hadi! Ah şöyle! Bir daha kavga patırdı duyarsam, ikiniz de ben pataklarım! Meraklıysanız yetişmeye, usulünce kurarız mahallede bir boks takımı! Ne halt ederseniz edersiniz orada! Al şunu! Barışmanızın şerefine bu akşam bir yerde gidip eğlenin bakalım! Hadi! Herkes kıyak ha, hem de nasıl? Gel biraz kafamızı bulalım. İki vodka. Nasıl? Harika. Şuna bir gözüksem. Boş ver oğlum, bunlar profesyonel. Yakışıklılar değil, cüzdanın tombuluna bakarlar. Var mısın iddiasına? Tavlayamazsam, kum kapıda terbiyeli balık çorbasına kadar dört başı mamur bir ziyafet sana. Tavlarsam sen bana. Tamam. Yavru bak Yılmaz kardeşini şimdi. Araklayamazsam buranın hesabı da çaba. Affedersiniz, sizinle bir yerden tanışıyor muyduk acaba? Hayır ama tanıştık sayılır artık. Şu halde bir dans rica etsem? Memnuniyetle. Yalnız, kocanız... Sadece arkadaşımdır. Adım Yılmaz. Benimki Muazzez. Memnun oldum. Arkadaşınızı uyur görünce hanımefendinin canı sıkılır diye düşündüm. Bir erkeğin sizin kadar güzel bir kadının yanında uyuklaması için ya kör ya da affedersiniz eşek olması lazım. İltifatınıza teşekkür ederim. Hakikati söyledim sadece. Arkadaşınız tüccar falan mı? Hayır, banka müdürü. Arkadaşlığımızın devamını ister misiniz? Niye istemeyeyim? Müdür bey uyandılar. Peki ne zaman buluşuruz? İstersen bu gece. Bu gece mi? Sepetlerim onu, zaten evli. Levent, Krizantem Sokak, numara 7. Saat tam 4'te gel, zile 3 defa basarsın. Tamam. Gel seni Rıfat'la tanıştırayım. Teyzemin oğlu Yılmaz, sen kestirirken dansa kaldırdı.
Buyurun, oturun Yılmaz Bey. Teşekkür ederim enişte bey. Başka zaman, arkadaşım bekliyor da. Müsaadenizle. Rica ederim. Ne haber bebek? Kum kapı işi yengen ha? Randevuda aldın mı? Hem de bu gece. Bu gece mi? Dakika sektirmiyorsun. Vakit kaybetmesini sevmem. Ben de vakit kaybetmesini sevmem. Anne! Anne! Oo, selamsızdan mı geliyorsun? İnsan bir geçmiş olsun, çıktıra sevindim filan der yahu. Birden şaşırdın mı? Gidelim anne. Süzercan, amcan o, yabancı değil ki. Hiç değişmemişsin. Hatta eskisinden de hem güzel hem de tazesin. Ayrılık büsbütün ateşledi aşkımı. Allah'ın günü seni düşünerek doldurdum cezamı. Ayıp Reşit abi, böyle konuşma. Bir kere hısımınım, sonra evliyim. Hem de seni koruyup 24 yıl hapisten kurtaran biriyle. Koruduysa vicdanından mı sanıyorsun? Yan keplidir o. Fırsatını bulsa beni bir kaşık suda boğar. Korkusundan lehime şehadet etti. Aleyhimde bir ifade verse bizimkilerin delik deşik edeceğini biliyordu. Neyse gören olur, bana müsaade. Müsaade senin ama şimdilik tabii. Çünkü Çerkez Reşit kararlı. Eninde sonunda benim olacaksın. Seni kamyon diye çıkaran fabrikanın temel çukuruna be! Reşit abi geliyor! Geçmiş olsun abi! 3 gün sonra çıkacak biliyorduk seni. Tekbir arkadaşlar, davul zurnayla tam takım mapushane karşısında krallar gibi merasimle karşılayacaktık. Yanlış hesap etmişsiniz günleri. İşler nasıl? Nasıl olacak biliyorsun. Sen içeri girince bütün otobüsler çıktı elimizden. Otobüs piyasası tekbir İsmail'in inhisarında. Biz de düştük 2 külüstür kamyona. Vay anasını be! Eskiden böyle hurdaların suratına bakmazdık. Öteki nasıl? Bundan döküntü. Kazandığımızı tamire götürüyoruz. Bunları hapisteyken hiç söylemediniz. Efkar basmasın diye be abi. Nevzat nerede? Boş gezenin boş kalfası. Hangimizi bir köşede kıstırsak kaşla göz arasında bir ellilik kesiyor. Sonra o var senin, bu var benim. Hazırdan yiyor yani. Tabii, baş yok. Kuyruk belli değil ailede. Hep o Antepli teresinin yüzünden. Yaktı bizi, kül etti. Sen çıktın ya, gene toparlanırız. Neyden? Alan aldı, vuran vurdu yükünü. İsmail'e rakip çıkmak için tonla para lazım. Bulursun sen. Senin kafan başka türlü çalışıyor be abi. Eskiden de yoktan var olmuştuk. Yemek hazır İsmail. Reşit hapisten çıkmış. Biliyorum. Yolda rastladım bugün. Söylediler. Ne konuştunuz? Sana minnettar olduğunu söyledi. Yaptığını unutmam diyor. Orasını Allah bilir. 5 yıllık hapis aklını başına getirmiş midir acaba? Canım, bir tane. Kollarının arasında ölsem hiç gam yemem. Kim bilir kaç kişi okumuşsundur bu palavraları. Beni kırdığının farkında mısın Yılmaz? Sadece sıkıldığımın farkındayım. Ben
Beni üzmekten zevk mi alıyorsun Yılmaz? Asıl sen beni üzüyorsun. Ne oldu otomobil meselesi? Dün akşam gene açtım Rıfat'a. Hele biraz daha sabret dedi. Bir yerde alacağı varmış. 66 impala çekeceğim altına diyor. Ölme eşeğim ölme. Beyefendi alacağını alacak da sonra da otomobil alacak. Her şey, her şey olacak. Yalnız sen beni sev. Çok sev. Hemen bozulma. Garaja telefon ederim, kiralık bir araba gönderirler. Çıkar turlarız Boğaz'da. Ne yapalım, bir süre böyle idare edeceğiz. Rıfat mı geldi? Sanmam, günü değil. Aa, sen! Ablacığım, semestr tatiline girdik. Çok iyi. Özlemiştim. Gel. Sana kız kardeşim Nilgün'ü tanıtayım. Arabayla gezecektik, sen de gelir misin? Tabii. Şimdi giyinip gelirim, bir saniye. Nerede okuyorsunuz? Okan Kız Koleji'nde, son sınıfta. Ben de Işık Lisesi'ndeyim ama takıntılıyım, bekliyorum. Felsefeyle aram biraz açık da. Başarıyla verirsiniz inşallah. Siz çalışkana benziyorsunuz. İşte ikisi ortası. Mecburum çalışmaya. Ablama yük sayılırım. Bir de sınıfta kalırsam olmaz tabii. Ablanıza sık sık gelseniz de derslerden konuşsak. Bana da faydası olurdu. Bir şey var sende Nilgün, çok durgunsun bugün. Üzüldüğün bir şey varsa paylaşmak isterim üzüntünü. Bir çocuğumuz olacak. Çocuğumuz mu? Kızdın mı? Niye kızayım? Biraz vakitsiz ama ziyanı yok. Bir şeyler yaparız elbet. Bir iş bulurum, bir de nikah yapmalıyız en kısa zamanda. Sahi mi Yılmaz? Elbet. Okulu bitireceğim nasıl olsa. Hem bu çocuk meselesi olmasaydı da bir an evvel evlenmemizi arzuluyordum. Aslan oğlum benim, babasına yardım etmiş oldu. Ne biliyorsun erkek olacağını? Erkek adamın erkek oğlu olur. Vallahi arkadaş, vaziyeti coğrafin yaş. Ne yapacaksın şimdi? Bu işi namusuyla nikah paklar ama sonrası teneke. Ev, bark, para, bir halt yok. Saf saklasan gebelik bu, karnı olur davul. Abim Hasan biliyorum, bir araba nasihat alırım. Şaşırdım kaldım. Tasalanma be oğlum.
Reşit abimi bilirsin. 40 kere iflas etmiş, 40 kere de sıfırdan milyonlar yapmış. Şimdi gene bir iş tasarlıyor ki, nah para vagonlarla olacak. Bana ne bundan? İstersen sen de ortak olursun. Abim seviyor seni. Peki nedir bu iş? Akşama gel bize evde konuşuruz. Abim anlatır. Çocuk oyunundan kolay. Bütün iş bankadan fabrikaya para götüren arabanın gününü öğrenmekte. Soyacak mıyız arabayı? Ne soygunu be! Vurgun aslanım, vurgun! Arabada tonla para var. Onca işçinin ücreti. Düşün, memleket gibi fabrika. Bizimle olursan ne abiyle minnet edersin ne de kimseye. Kıyarsın nikâh Nilgün'e, uyuz uyuz düşünmekten kurtulursun. Böyle at kuyruğunda sinek gibi yaşamak iş mi yani? Bak, delikanlı adamsın. Seni severim. Nevzat da durumu açık edince tamam dedim. İşe ondan iyisini mi alacağız? Zaten yapacağın iş önemli değil. Arabayı kullanacaksın sadece. Bir de paranın gideceği günü öğrenirsin seninkinden. Banka müdürünün dostuymuş. Kadın sana kesik. İşten bile değil öğrenmen. Bir düşüneyim. Bu iş oldu sayılır. Şerefe! İşte senin abinden tutarlı tarafın bu. Hayat adamısın ki... Gerçek kabadayılığın aslı astarı budur. Antep'teninki zaten tevatür. Sen de biliyorsun, tavuk gibi geceleri dokuzda yatan erkeğin her tarafı, her tarafı küren olsa gene hikaye. Hadi şerefe! Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Üstelik sarhoşsun da. Bebek değilim ya, ne olmuş yani? Reşit abi, Zeynel'ler falan beraberdik. Tabii meyhanedeydiniz. Evet. Henüz bir lise öğrencisi olduğunu unutma. Kendi arkadaşların da olsaydı gene neyse. Ama Çerkez Reşit ve ötekilerle ahbaplığın hiç hoşuma gitmiyor. Onların sağlam ayakkabı olmadığını sen de benim kadar bilirdin. Öyle olsa herkes kendilerini saymazdı. Yanılıyorsun Yılmaz. Onların şirretliğinden, zorbalığından çekindikleri için sayar gözüküyor herkes. Çukura taş atmak istemiyorlar. Peki, peki. Konferans bittiyse bana müsaade hukum var. Konferans dediğin senin iyiliğini düşünerek konuşuyorum. Kardeşimin yanlış yola gitmesini istemem. Yanlış yolda yürüyen kim? Başı boş, kendini eğlenceye kaptırarak yaşamaya düşkünlüğün... ...yanlış yolda olduğunu gösteriyor. Biz Anadolu çocuğuyuz. Buraların dışı yaldızlı göz boyayıcı tarafına kapılmamalıyız. Okulla, derslerle başının hoş olmadığını biliyorum. Zorla kimse okumaz. Gelir yanımda çalışırsın. Zaten bir başıma işe yetişemiyorum. Ne yani, bilet kesip otobüs başında sığıtkanlık mı yapalım? İş değilse dürüst bir işin olur. Bir işle çalışmak istersem canımın istediği gibi seni bulurum. Çerkez Reşit ve ötekilerle dolaşırsan sadece belanı bulursun. Bebek değiliz artık. Ömrüm boyunca senin gölgende mi yaşayacağım? Antepli'nin kardeşi diye çağrılmaktan bıktım artık. Antepli'nin kardeşi, Antepli'nin kardeşi, Antepli'nin kardeşi! Senin yüzünden adım sanım silindi. Kardeşim olduğunu söylemeleri gücüne mi gidiyor? Eskiden olsaydı hayır ama evlendiğinden beri değiştin. Eski Antepli değilsin ki gurur duyayım. Karısının dizi dibinden ayrılmayan sünepe biri oldun çıktın. Yeter artık! Yo, fiyakan mı bozuldu karının yanında? Yapma İsmail! Senden de nasihatlarından da bıktım usandım. Eviniz de sizin olsun. Antepli İsmail diye abim yok benim. Yılmaz dur, senin iyiliğine söylüyor abim. Bırak gitsin serseriyi. Nereye gidecek gecenin bu vakti? Giderken düşünseydi orasını. Hep o Reşit olacak itin işleri bunlar.
Gençtir, kusurunu bağışlamalısın sevgilim. O yaşta her şeyi onur meselesi yapar insan. Aklı başına gelince pişman olur, dönüp elini öper. Ne dersen de eskisi gibi değilsin bana karşı. Belki de beni sevmiyorsun artık. Derdim bana yetiyor zaten, bir de sen bunaltma Allah aşkına. Neymiş derdi sevgilimin? Ne olacak, parasızlık, daha büyük dert olur mu bundan? Söylesene sevgilim, aramızda ayrı gayrı mı var? Çantamda bir 500 lira olacak, gidip gel. Para dediysek eğlencelik değil, çok paradan bahsediyorum. Böyle ucu ucuna yaşamak canıma yetti zaten. Ne yapmamı istiyorsun şöyle? Birkaç parça mücevherimi satayım istersen. Elimden ne gelirse yaparım senin için. Tek bana eskisi gibi davran. Elinden ne gelirse yapar mısın? Tabii yaparım. Dinle öyleyse. Rıfat'ın ağzını arayacaksın laf arasında. Fabrikaya para götüren arabanın gününü öğreneceksin. Yolda bir ceset var. Neden öldürdün onları, neden? Ertelenmek mi istiyorsun, gir içeri! Böyle konuşmamış. Eyvallah abi. Allah! Paralarım senin olsun! Köpek! Bırak abim seni! Vurma abi! Ne duruyorsun, vursana, vur! Beni de vur! Yılmaz! Mustafa kızı Nilgün Serpil, Mehmetoğlu Yılmaz Sönmez'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Mehmetoğlu Yılmaz Sönmez, Mustafa kızı Nilgün Serpil'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Sağlık ve mutlulukla bir yastıkta kocayım. Tebrik ederim. Bana bunu yapacaksın ha? Abla! Bir de abla diyorsun utanmadan. Ne yılanmışsın. Bu şekilde konuşmaya hakkı yok. Sana haber verecektik ama. Ama korktunuz tabii. Korkmak daha fırsınızda. Nankör, iki yüzlü alçaklar sizi. Ablan da olsa bu sözleri dinlemeye mecbur değiliz. Cehennemin dibine kaçsanız da yanınıza bırakmayacağım bunu. Alo, ben başkomiser Seyfi. Nasıl? Soyguna uğrayan araba hakkında mı? Evet, sizi dinliyorum. Banka arabasını soyanlardan biri, Antepli otobüs işletmesi sahibi İsmail'in kardeşi Yılmaz'dır. Benim kim olduğum önemli değil. Merhaba yenge. Nilgün'ü, karımı tanıştırmak istedim sizle. Memnun oldum, buyurun. Çok sevindim geldiğinize, ağabeyim de memnun olacak, buyurun. Sana karım Nilgün'ü tanıştırayım abi. Hoş geldin kızım, hayırlı olsun. Beni kucaklamayacak mısın abi? Haylazlık falan hikaye oldu abi. Eski defterleri tek mil kapattım. Bambaşka bir Yılmaz olacağım, göreceksin. Ercan, gene ne yapıyorsun? Oğlunuz değil mi? Yılmaz anlatır hep. Görmek ister misin? Hadi gelin.
Evlilikte keramet var diyenler haklıymış. Hemen durulmuşsun, ağırlık çökmüş üstüne. Sana bir şey söylemek istiyorum abi. Kızacak bir şey mi? Daha da kötü bir cahillik ettim ben abi. Ne cahilliği? Gazetelerde okumuşsundur, fabrika soygunu hikayesi. Evet, veznedarı vurmuşlar. İşte onların arabasında ben de vardım. Ne söylüyorsun Yılmaz? Oyuna geldim abi. Bir anlık sersemliğin kurbanı oldum. Sade araba kullanacaksın dedilerdi. Karşılığında bol para alacaktım. Cinayet yoktu hesapta. Deli! Böyle işlerde her şey olur, her şey! Arada kan dökülünce hisseme düşen parayı bile almadım. Ne olur abi, sakla beni. Hayır. Adaletten kaçmakla suçun iki misli artar. Teslim ol. Olmaz abi. Karım hamile. Bu iş ortaya çıkarsa dayanamaz. Bilmesin ne hassas kız. Hiç olmazsa o doğum yapana kadar yakalanmayayım. Sonra yavaştan alıştıra alıştıra açarız meseleyi. Cezam da çok olmaz herhalde değil mi? Bilmem. Hukukçu değilim ki. Alt yanı şoförlük ettim o kadar. Parayı bile almadım. Yalvarırım abi, koru beni, yardım et. Dünyanın en efendi, en dürüst insanı olacağım. İsmail, seni polisler arıyor. Neden acaba? Ne bileyim, ben falcı mıyım? Söyle, geliyorum. Peki, çabuk ol, kapıdalar. Buraya gelişini gören oldu mu? Hayır. Peki. Sen karını al, tavan arasında gizlen. Ben bir bakayım, atlatabilirsem ne âlâ. Hayrola komiser bey? Maalesef iyi haber değil Antepli. Üzüleceğini biliyorum. Kardeşin Yılmaz, fabrika arabasını soyanlardan biri olarak ihbar edildi. Olmaz öyle şey. Gerçi aramız açık ama Yılmaz hırsızlık yapacak çocuk değildir. Orasını adalet meydana çıkarır. Kendisiyle dalgın olduğunuzu biz de öğrendik. Durumu bildirmek için geldim sana. Bir haber alırsan bize de malumat vereceğinden eminim. Kes şu ağlamayı sen de. Derdin bana yetiyor zaten. Polisler niye arıyor seni? Bana hiçbir şey söylemedin. Ya seni alıp götürürlerse? Söyle Yılmaz, mesele nedir? Üzülme sevgilim, önemli bir şey değil. Ben de pişmanım ama oldu bir kere. Gelin, çıkabilirsiniz artık. Güvenebileceğimiz bir adamım var, Avcı Hasan. Bana çok bağlıdır. Onun bekçilik ettiği çiftliğe götüreceğim sizi. Ne oluyor, meraktan çatlayacağım. Endişelenme kardeşim. Bir meselenin aydınlanması için bir süre saklanmanız şart. Gelin. Hoş geldin, şeref verdin İsmail bey. Senden bir ricam var Hasan efendi. Ricane söz İsmail bey, emret sen. Kardeşimle karısını bir müddet için çiftlikte misafir etmeni isteyeceğim. Yılmaz'ın başı dertte. Şimdilik saklanması gerekiyor. Burada olduklarını kimse bilmemeli. Söyledin ya, ötesini merak etme bey. Bana yaptığın iyilikleri kolayına ödeyemem. İnsanlık hali. İnsanlık hali, inşallah atlatır işi. Geçip gider burada. Sağ ol. Çiftlik evinden ayrılmayın, ilk fırsatta gelirim ben. Teşekkür ederim abi, seni de kötü durumlara düşürdüm, olanlardan pişmanım. Güle güle. Daha ne kadar bu külüstürün derdini çekeceğiz be abi. Acenta'dan kız gibi 2-3 otobüs çıkartalım hemen. Daha zamanı değil. Hele ortalık durulsun, hem elimize geçen para için de bir hikaye uydurmamız lazım. Reşit abi! Rezil karının yaptığını gördün mü Reşit abi? Yılmaz'ı ihbar etmiş, polis onu arıyor. Yakalanırsa yandık demektir. Vay zilli vay, boynumuza yağlı ipliği geçirdi desene. Durun be, güreşe çıkmış akrep gibi gevşemeyin hemen. Heh.
Daha çok su kaldırır bu iş. Yılmaz'ı yakalamış değiller. Yakalayıp konuştururlarsa? İki gündür meydanda yok. Bir yere gizlendi herhalde. Tek çıkar yol, Yılmaz'ı polisten önce bulup susturmak. Tabii İsmail'i de harcayacağız bu arada. İyi ama gizlendiği yeri bilmiyoruz. Orasını bana bırakın siz. Antep yine ortadan kalkınca, güzel Semiha avucumda demektir. Bir taşla kaç kuş vuracağız. Bak kızım, servise yeni giriyorsun. Ön planda müşterinin hizmetinde olduğunu unutma. Baş üstüne efendim. Sen ha! Ne cesaretle buraya geliyorsun? Dur! Niyetim bela çıkarmak değil Antepli. Bizim de başımız zorda. İş olacağına varmış bir kere. Usulüyle aleyola koymaya bakalım. Şimdi beni de mi bulaştıracaksın kirli işlerine? Yılmaz'ı ne yapıp edip huduttan geçirmeye bak. Polis bulursa muhakkak konuşturur, hepimiz yanarız. Alsın karısını, kaybetsin izini. İsterse para da göndereyim ona. Kirli paraların senin olsun. Tekrar ediyorum, onu bul ve huduttan postalamanın yoluna bak. Yoksa o da yanar, biz de. Balık sokayı yuttu. Avucumdasın artık Antepli. Ökkeş, Zeynel, Nevzat, siz benimle gelin. Abim geldi. Ne haber abi? Haberler kötü. En kısa zamanda hududu atlamanız lazım. Yani memleketten kaçacak mıyız? Evet. Burada kaldıkça yakalanman tehlikesi var. Ama oralarda ne yaparız? Hem çocuğumuz olacak yakında, biliyorsun. Çocuk gittiğiniz yerde doğar. Bakarsın ileride bir daha filan çıkar, o zaman dönersiniz. Abin bizim için ne hayırlıysa onu düşünüyor Yılmaz. Gidelim ne olur. Hiç değilse her an yakalanmak korkusundan kurtuluruz. Suriye sınırına kadar bir kamyonla göndereceğim sizi. Halep'te tanıdıklarım var. Hududu geçmenizin de yoluna bakacağım. Ne zaman gideceğiz? Hemen yarın. Olmuş artık. Sen de kendini üzme Nilgün. Hayırlısıyla atlatırsınız inşallah. Ben her şeyi halletmeye gidiyorum. Her ihtimale karşı. Yalnız lazım olmadıkça kullanma. Allah'a ısmarladık Hasan Efendi, sana emanetler. Yüreğini rahat tut İsmail Bey. Burada emniyetteyiz. Yatıp dinlen biraz, bütün gece uyumadım. Bunca şeyden sonra gözümü uyku mu tutar? Ah, ne diye şeytana uydun da böyle işlere karıştın? Bir kere oldu sevgilim, ne olur üzme kendini. Doğacak çocuğumuzu düşün. Yakında her şey yoluna girecek. Göreceksin, abim kurtaracak bizi. Thank you.
siz Antep'in içini bitirin. Silah sesini duymuşlardır, kaçmadan biz de ötekilerin içini bitirelim. Yürüyün! Silah sesleri kesildi ama avcı işi değildi bunlar. Siz içeri geçin, ben etrafı kolaçan edeyim. Abine mi ateş ediyorlar acaba? O kendini korumasını bilir, içeri girelim. Yetişir. Onu da vurdular herhalde. Sus diyorum. Kaçmayı deneyelim, vakit kazanırız. Hadi. Ben onlara oyalayacağım, sen kaçmaya çalış, hadi! Ya seni öldürürlerse? Hadi, hadi! Salak sensin. Kendine gel de canımı sıkma benim. Ne duruyorsun?
İnanamıyorsun değil mi? Korkak! İstenmenin sırası bu be hayvan! Arkadaşımı arkadan vurdu! Bak, hemen sırada bak! İşini bitirelim. Kardeşim! Yaktılar bizi abi, yanlarına koy! Artık sorun geldi Antepli! Kardeşinin yanını boylaman yakındır! Çık! Bu sefer pençemden kurtulamazsın Reşit! Kardeşimin de Abdullah'ın da intikamını alacağım! Fare gibi kafana kısıldın Antepli! Ya içeride kalıp kebap olursun... ...ya dışarı çıkıp kal buraya dönersin! Palavrayı bırak diyorum sana! Erkeksen meydana çık da kozumuzu öyle paylaşalım! Al kozunu! Hadi Ökkeş! Erkek sen silahını bırak da gel! Seni o kadar kolay öldürmeyeceğim!